Baharlar düşlerde kaldı, göründü başlarda kış. Her düşen yaprağın ardında hüzünlü bir bakış. Sevda yüreğimde bir kor, uzun ince yolumuz. Bestelenecek bir güftedir gizemli Anadolu'muz. Ben de yıllardır çekicimin ritmini dinliyor, onun gönül telindeki melodisinden beste yapmaya çalışıyorum. Yıllarca çalıştım, didindim durdum. Metalin kokusu bedenimi, çekicimin ritmi ruhumu sardı. Kimi zaman vefasızlığa kırıldım, kimi zaman da yoruldum. Sonunda anladım ki bu sevda Hakk'a ulaşmakmış. Gerisi gök kubbede bir seda ve bir rüyaymış. Ben Hasan Tuluk. 1943 yılında Çorum'da doğdum. İlkokuldan sonra sanat okulu, daha sonra da Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdim. Ama çocukluğumdan beri sanata karşı, sanatın çeşitliliğine karşı büyük bir sevgi ve muhabbetim vardı. İlkokul sıralarında hatta yazımın da güzel olduğunu söylemişlerdi. Bir gün hiç unutmuyorum. Okul müdürü beni bir müstahdemle bir başka okula gönderdi. Yazımın güzel olduğu noktasında bir bilgilendirme olmuş ve gittiğim okulda yazı tahtasına bir yazı yazdırdılar. O gün aldığım o ödül hayatımın en güzel günüydü. Çizgilerim de vardı. Resim çizmeyi de çok seviyordum. O yaşta hatta roman yazmayı bile arzuluyordum. O güzelliğin içerisinde hep olmayı arzu ettim. Tabii ki teknik öğretmen okuluna gitmekle birlikte orada da teknik okuldaki resim derslerini bu çalışmalarıma kattım. Ve yıllar sonrasında benim kara kalem çizimlerim teknik çizimlerle de buluşmak suretiyle mimari bir güzellik oluşturmaya başladı. Ve çok araştırmayı çok seviyordum. Ve araştırmalarım içerisinde de böyle bizi yaşatacak değerler üzerinde özellikle duruyordum. Başlangıçta çalışmalarım bir duvar süsü noktasındaydı. Ancak onların mevsimlik olabileceğini düşündüğüm için bizi biz yapan değerlerimiz üzerinde. Dünyanın en zengin kültürü, Anadolu kültürüyle bu çalışmalarımı kalıcı kılmak istedim. Ve böylece Hasan Tuluk metallerle buluşarak Anadolu güzelliklerini metaller üzerinde geleceğe taşımanın başlangıcını yapmış oldu. Genel olarak geçmişte yaşadığımız ancak bugün günümüzün şartları içerisinde teknolojinin kolayı getirmiş olduğu kolaylıklar nedeniyle unuttuğumuz mesela yetik miras diyoruz. Efendim, bir köy yaşantısı, kanısıyla, atığıyla, arabasıyla, sokusuyla, arsanasıyla, bakınız bütün bunların o dönemde, yıllar öncesi, köy hayatımızın hatta şehrimizin de bir kısmında uyguladığımız yaşantımızın olmazsa olmazlarıydı. Ama bugün onların hiçbirisini görme şansımız yok. Ben hayatım boyunca bütün bu çalışmaları bu metallerle yaşatmaya çalışma. Çemenler döndü rüyaları,
ailemde zaten genellikle sanata karşı çok büyük bir duyarlılık vardı. Halen de öyle. Yıllarca. Rahmetli babam mesela hiçbir konuda bizi zorlamamıştır. Ama geleceğimizi düşünerek ve bugün çok dua ediyorum. Mesela ilkokul çağlarında beni bakırcılar arasında bir hafta müsaade ederdi. Babamın ilk mesleği bakırcılıktı ama çok kısa bir süre yapmıştı. Sonra çok sosyal bir insandı. Çorum'un, Türkiye'nin yokluk dönemlerinde iki dönem, halkın sevgisiyle iki dönem muhtarlık yaptı. Mahallede ihtiyacı olan, askere gitmiş olan insanlar sabah okula giderken mutlaka kapımız çalınırdı. Askere gitmiş, mağdur durumda olan bir asker ailesi gelir, babamdan yardım isterdi. O yüzden babamızın hem sosyal olarak hem de sanata olan bu duyarlılığı bizim ailece bu çalışmalarımıza bir zemin hazırladı. Ayrıca şurada, burada şunu da söyleyeyim. 6 kardeştik. İlkokul sıralarından sonra sanat okulunda. Sanat okulu bir sonuçta mezun olduğunuz zaman bir meslek sahibi olabilmek, imkanlarınız yoksa, üniversite imkanınız yoksa hayata kısa yoldan elde edebilmek, bir meslek sahibi olmak noktasında biz seçmiştik. Ondan sonra hayatımı kendi branşımda metal sanatıyla ülkeme hizmet etmenin yollarını açtı. Şimdi metal kalıcı bir şey. Yani yaptığınız her çalışma mutlak surette geleceğe ışık tutan, onunla birlikte de zarar görmesi çok az olan bir malzeme. Bakır. Evet, bakır, pirinç, demir. Ancak onun dilinden anladığınız sürece. Nasıl anlarız dilini? Onun dilinden anladığınız sürece, onunla iyi sohbet edip, onun dilinden, o ne istiyorsa çekici vurduğu zaman, o size mutlak surette yorulduysa sizi ikaz eder. Eğer sizin isteklerinize uymayı taahhüt ediyorsa o ses tonuyla, onu siz anlıyorsunuz. O hizmetinize boyun eğer ve orada bir şiirsel iletişim olur. Metalin dilinden işte o zaman anlamış olursunuz. Yok yorulduğu zaman sesini çok daha fazla çıkartır ve o zaman der ki ben artık yoruldum, beni ısıt, yeniden beni çalışmaya hazırla der. O yüzden gönül birlikteliğimiz hep metalle böyle oldu. Ve bugüne kadar da onunla çok iyi diyaloglarımız oldu ve kalıcı eserler ortaya çıktı. Sergilerim bugüne kadar 43 sergiye katıldım. 6 kez de yurt dışı ve uluslararası sergilere katıldım. 43 sergimin içerisinde Türkiye'de ulaşmadığım bir yer kalmadı diyebilirim. Ve çok da tutuldu bu çalışmalarımız. Ve zaman içerisinde o çalışmalarımla birlikte 1990 yılında Fransa'dan, Paris'ten bana bir mektup geldi. Çok heyecanlandım. Ama bir gün yurt dışına beni davet edilebileceğimin hep hayali içindeydim. Ve umudumu da hiç kaybetmedim. İnanır mısın? Dünyalar benim oldu. Hayallerim gerçekleşmeye başladı. Benden şunu istiyorlardı. Monsieur Tulok, biz 1991 yılında Paris'te uluslararası bir tanıtım hazırlıyoruz. Bir program hazırlıyoruz. Sizi de bunun içerisinde görmek istiyoruz. Çorum'da, İstanbul'da değilim, Ankara'da da değilim. Ama Türkiye'nin mütevazi bir kentindeyim. Beni nasıl buldular acaba? Her şeyden önce bu soru ve gelen davet beni bahtiyar etti. Ve böylece ilk defa Paris'te ülkemi 4 eserle tanıtmanın onuru ve mutluluğunu yaşadım. Hangilerini götürdüm? Edirne Selimiye'nin dünyada bir başka örneği olmayan çekişte dövmek suretiyle yaptığım bir biri yüz ölçekli pirinç maketi vardı.
götürdüğüm eserler içinde. İkincisi, Demirci diye bir eserim vardı, üç boyutlu. Bir üçüncüsü, anne sevgisi vardı. Evet, anne sevgilerin en kutsalı, anne sevgisi vardı. Bir eserim daha vardı, özellikle Selimiye'nin o yabancılar tarafından o kadar çok takdir gördü ki. Hangi o heyecanla bu güzel eser ortaya çıktı? İsterseniz o ruh halini de şöyle bir dörtlükle anlatayım size. Görmeden meftun oldum o ilahi cemaline. Avuç açıp yalvardım gönlümdeki hayalini. 6 yıl gönül verdim, bir ömür daha verirdim. Ruhumda saltanat kuran Edirne Selimiye Camii'ne. İşte bu ruhla. Geceleri rüyama giriyordu. Kimi zaman kubbesiyle, kimi zaman minaresiyle uğraşıyordum. Öylesine hayatımda ilk defa maketi kağıttan bile yapmazken Yüce Rabbim bana Selimiye gibi dünyada örneği az olan Sinan'ın ustalık eserini tam 45 yaşımda bana çekicimle ortaya koymayı nasip etti. İşte benim dünyada kazanabildiğim en büyük servet bu. Çünkü ülkeme çok önemli bir eseri bırakarak bu dünyaya veda edeceğim inşallah. Ailemin desteğiyle, gönül dostlarımın desteğiyle. Neşelerle dolmak ister, sevgilinle olmak ister. Neşelerle dolmak ister, sevgilinle olmak ister. Bizi dertten derde iter, bizi dertten derde iter. Ah, gönlümüz, gönlümüz, ah şu gönlümüz, ah şu gönlümüz. Kimi gün şen, kimi üzgün, geçip gidiyor ömrümüz, geçip gidiyor ömrümüz. Yıl 1995, yine Fransa'dan bana bir davet geldi. Monsieur Tuluk, uluslararası bir yarışma, bakınız önceki tanıtımdı. Uluslararası bir yarışma, sizi de burada görmek istiyoruz. Le Mans d'Or, Altın Eller kuruluşu. Fransa'da 100 yıldır bu kültürel hizmeti yapıyormuş. 1991 yılında Paris'te tanıştıktan sonra o diyaloglarımız devam etti. O dönemde yarışma olunca bu beni çok daha heyecanlandırdı. O dönemi Vali Bey'i ziyaret ettim, bakanlığa yazılar yazdım fakat sonuçta maalesef bunun şeyini alamadım o dönemde. Evet, o garip, o üzünlü halimi gören canım abicim dedi ki kardeşim hiç üzülme. Ailece bütün imkanlarımızı sağlayacağız. Yıllardır özlemini çektiğin o yarışmaya seni göndereceğiz dedi. 5 ülkeden 41 sanatçının 120 eseri içerisinde 8 eserle katıldım. Ve orada yerim hazırlanmıştı çünkü daha önce beni biliyorlardı. Hatta şunu da söyledi. Monsieur Tuluk, yerinizi beğenmediyseniz daha istediğiniz yer alabilirim. Düşünebiliyor musunuz? Paris'te, Fransa'da size böylesine bir itibar gösteriliyor. Neden? Çünkü Anadolu kültürünün zenginliğinden kaynaklanıyor bu. Teşekkür ettim. Yavaş yavaş eserlerimi açmaya başladım ancak bu arada sahneye gözüm ilişti. Baktım sahnede 5 tane ülkenin bayrakları var. Birleşmiş Milletler bayrağı da var. Bizim bayrağımız da sahnede en aşağıda. O benim içime böyle hançer gibi saplandı. Neden diğerlerinin altında, aşağısında benim bayrağım olsun? Fakat onlara söyleyemezdim ki, bunu söyleyemezdim. Benim tek gücüm
Anadolu kültürünün zenginliğiydi. Yavaş yavaş eserlerimi açmaya başladım. Tabii bu tür şeylerde son gelen sanatçının eserlerini diğer sanatçılar da büyük bir merakla baklayacak. Çevrem doldu. Asıyorum. Her eserim insanların gözünde çok daha farklı. Bu arada organizatörle göz göze geldik. Şöyle yüzüme baktı. O yüzündeki ifade mutluluğunu gösteriyordu. Dedim, "Mesye," dedim, şöyle yaptım. Sahneye çıktık şöyle, Birleşmiş Milletler bayrağını gösterdim. Sonra bizim bayrağımızı gösterdim. Bunu dedim, şuraya istiyorum. Yüzüme şöyle bir baktı. "Mesye," dedi. Bütün yorgunluğum gitti. Hemen şunu da ifade edeyim. Orada hem halk oylamasında birincilik, hem de 42 tane sanatçının 120 eseri içerisinde Türkiye jüri tarafından da iki birincilikle bayrağımızı nasıl göklere takılmasına sebep olduğumu, Allah'ın bana lütfettiği o güzelliği. Örç sağlam düşünür. Çekiçöz konuşur. Meşe kuru alev alev, yıldız yıldız yazar. Bakır buram buram büllür terde yunmuş, doyumsuz menevişinin türküsünü çağırır sıra dışı bir sesle. Bu ses Anadolu'nun tam göbeğinden, Çorum'dan, Hitit'ten, Hattuşa'dan, Türkiye'nin uygar şahsında tüm uygar dünyaya sevgide biçimlenmiş, emekte can bulmuş, uzak yakın tüm dinlerin, ölü diri tüm kültürlerin gizemli mekanı, Anadolu'dan bir ses, bu ses. Bu benim Yüce Rabbimin bana lütfettiği bir ödül. Ancak onun bana vermiş olduğu bu güzellikleri ben hasbel kadar toplumla paylaşmaya çalışıyorum. O bana verildiği sürece ben varım. Halen o çalışmalarım yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta bana 11 Ocak 2022 tarihinde külliyede Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yaşayan insan hazineleri ödülü verildi. Hasan Tuluk, metal el işçiliği ustası. Şu anda valilik konutunun hemen karşısında Kadeş Barış Meydanımız var. Hemen ona 100 metre ileride de Yiğitlik Mirası'nın canlandırılması noktasında bir mekanı Anadolu kültürümüzle görsel olarak orada bir açık hava müzesi oluşturuyoruz. Eğer izin verirseniz onu da şöyle bir şiirle özetlemek istiyorum. Anadolu'm, toprağım, güneşim, ekmeğim, aşımsın. İçtiğim suyum, kokladığım havamsın. Canımsın, kanımsın, vatanımsın. Senin için ağladım, seninle güldüm. Bazen bir tablo oldun avuçlarımda, bazen de bir şiirsin dudaklarımda. Bir türkü tutturmuşum, sıvası dökülmüş, kerpiç örgülü dereli köyden. Kavalın yanık sesini duyar gibiyim havasına bürünmüş çobanın dudaklarından. Al yazmalı, mahmur bakışlı genç kızları görüyorum. Kimi süt sağıyor, kimininci söylemekte. Harman yerini düşünüyorum. Çeteni, kağınısı, atı arabası. Söğüt dallarına bürünmüş gümelesi. Gündüzün güneşin, gece mehtabın ışıklarıyla sarmış dolaş. Dantel örgülü döşeği görüyorum, direğin yanı başında. Bir yanda bakracı, öte yanda ekmek kazanı. Ağustos sıcağına kalmış bağrı yanı karmancı. Çaresiz dönmekte, boz tenli, yorgun savaşçı. Düğüm düğüm olmuş altın sarısı başaklar. Kimi henüz ayakta, kimi de saman olmakta.
efele fele serken akşamın yeri, savrulur harmanlar, yüklenir çeteni. Anılarda yaşıyorum ben artık o mevsimleri. Koklar gibiyim baharı, yağmuru, güneşi, yeşili, mavisi. Kıvrım kıvrım akar baharda, coşan deresi. Ayağında çarığı, omuzunda heybesi. İki çift öküzü, çiftçisi elin döven deresi. Devşirir toprağı, kara sabanı, leyleği, kargası. Acıkınca ilişi verir kanının yanı başına. İştahla açar dağarcığını, bakmaz çürük dişine. Katık eder soğanı, tandır ekmeğine, aşına. Sevdalıyım Anadolu'm, toprağına, taşına. Bazen içli bir şiir okunur o yüzde, titrer yüreğim, ağlayamam. Bir düze kondurmak isterim. Ben şöyle dua ediyorum. Bakınız orada Kur'an-ı Kerim'de bu yanlış anlaşılmasın. Rabbime hep şöyle dua ediyordum. Ya Rabbi, ben aciz kuluna lütfettiğim bu güzellikleri son nefesime kadar insanlarımıza, ülkeme faydalı ve muhaneti de muhtaç olmayacak şekilde tüm aile fertlerimle birlikte huzura kabul buyur. O saate kadar bu hizmetlerimi benden mahrum etme ya Rabbi diye her gün dualarım bu şekilde. Ve şu anda eşim de yanımda. Onu da Allah ondan razı olsun hayatımın bir parçası. Hani elmanın yarısı denilir ya. Evet. Çünkü ailemde başta eşim, çocuklarım, çok canım ciğerparem, abiciğim, torunlarım, kız kardeşim hep böyle yanımda oldular. Eşimle çok yakın olmasa da bir akrabalığımız var. Dolayısıyla aile birbirini tanıyordu. Üniversiteden mezun olacağım zaman ben 24 yaşındaydım. Eşim 19 yaşında. Ve böylece hayatımızda ailemizin desteğiyle birbirimizi de çok iyi tanıdığımız için evliliğimiz böyle başladı. Bugüne kadar Rabbime sonsuz şükürler olsun. 3 tane yavrumuz var. Eşim her zaman fedakarlığını, benim çalışmalarımda nasıl faydalı olabilirim? Hatta zaman zaman çok yalnız kaldığımda atölyemde, çünkü yani çok yönlü bir babanın da evladı olduğu için kalıtım da var tabii ki. Çalışmalarımda bana yardımda olmuştur. Yani bir çıraklık görevi de yapmıştır. Ben o bakımdan şanslıyım. Dünyaya yeniden gelsem yine Safiye Turluk'la evlenmeyi tercih ederim. Neden? Çünkü o her şeye layık. Bütün güzelliklere layık. Seviyorsunuz. Çok. Sevgiye izin verirseniz şöyle de ifade edebilirim. Sevgiyle bakan göz, konuşan dil, uzatılan el karşılıksız kalmaz. Eşimde hep bu güzellikleri gördüm. Kızımla birlikte yaşıyoruz. Tabii geçmişte ben çok duygusaldım. Yani sanatın zaten özünde duygusallık var. Dolayısıyla görev yapmış olduğum yerde ki olumsuzluklar evime de zaman zaman taşıyordum. O dönemlerde eşimi üzdüğüm zamanlar oldu. Ama bugün onu telafi edebilmek için çok şey sarf ediyorum. Ve o da hoşgörüyle karşılıyor. Ama o ne kadar hoşgörüyle karşılatsa da ben onun ezikliğini halen yüreğimden silemiyorum. Yani ona eziyet etmiş değil. Ama yapmam gereken, daha fazla yapmam gereken şeyleri yapamamanın üzüntüsü içerisindeyim.
Halen söylerim de böyle. Beni affedecek misin derim ben. Ayrıca şurada, burada şunu da söyleyeyim. Eşim, çok değerli eşim, hayatımın en önemli noktalarında hep yanımda oldu. Onun da, yani kayınpederim, Allah kanı kanı rahmet eylesin, İsmail Özbakır da bakırcılarda yenilikçi bir usta olarak geldi ve isim yapıp göçüp gitti. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatı. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Sen benim her şeyimsin, canımsın, candan yakın. Sanatçı belki bedensel olarak yaşlanır ama zihinsel olarak sanatçı yaşlanmaz. Onun hayatı, onun nefesi, nefes alıp vermesi, onu hayata bağlayan üretimidir. Yazarsınız, çizersiniz, toplumla paylaşırsınız, o birikimlerinizin sizinle gitmesine asla razılık göstermezsiniz. Şimdi size vaktiniz olur da şey yaparsınız, bazı topluma bırakabileceğim çok önemli belgeler var. Şu anda masamın üzerinde size takdim edebilirim. Sanatçı yaşlansa da o belgeleriyle kendisini yaşatacaktır ve yaşatmalıdır da. Ben şu anda hissetmiyorum. Ancak atölyeye indiğim zaman o eski gözümle görüp en ince ayrıntısına kadar çalışma gücümü göremiyorum. Çünkü bedenimde artık hücreler zayıflamaya başladı. Fakat beynim yılların birikimiyle çok daha dolu. Bir defa beslenme konusunda doktorlarımızın da ifade ettiği gibi şimdi biz yokluk döneminden gelen bir kuşağız. Dolayısıyla biz de mesela bana ceza vermek isterseniz bana ekmek vermeyin. Çok 3 kap yemek de verseniz ekmeğim yoksa ben doymam. Çünkü yemelerimiz çorbayla oluyor, sebze ağırlıklı oluyor, yağ türü kesinlikle olmuyor. Zaten hayatım boyunca çok yürürüm ben. Hatta eşim sorar, arabayla mı gitti? Hayır, ben genellikle yürürüm. Ve yıllarca araştırmalarımı şey yaparken bana bazen soruyorlardı, bu zamanı nerede buluyorsun? Ben televizyon izlerken de iki yanımda mutlak surette araştırmalarımla ilgili bir şeyler vardır. Kafamdaki o çözümlere gözüm ekranda olsa da mutlak surette ekrandan ya da kafamda o beklediğim o cümleyi bulduğum anda hemen not ederim. Hatta geceleri bile öyle yaparım. Mutlak son tabii ki. Onu her an zaten yüreğimde hissediyorum. Hissediyorum ki günlerimi işte o yüzden değerlendirmek istiyorum. O noktaya gelmeden hem manevi olarak hem de hizmet olarak Yüce Rabbime layık kul, Peygamber Efendimiz'e layık ümmet olma çabası içerisindeyim. Fakat her zaman iyimser olmayı düşündüm ve halen de öyleyim de çok şükür. Dünyada bir başka Paris'te olan bir orada tanıştığım yine uluslararası boyutta hizmet etmiş bir kişi bana aynen şunu söyledi. Monsieur Tuluk, dünyanın en zengin kültürüne sahipsiniz, Anadolu kültürüne. Fakat onu kapalı bir kutu içerisine hapsetmişsiniz. Zaman zaman siz bile farkında değilsiniz. Yüce Rabbim o kutuyu açıp ve o ışığı,
o huzuru, o mutluluğu tüm dünyaya sevgisiyle, saygısıyla, gücüyle vermeyi nasip etsin inşallah.